İyi günler sevgili arkadaşlar. Web Silah Danışmanlık Hizmetlerinden ben Şakir Erdoğan. Emniyet Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü'nün af fişeklerinin taşınmasıyla ilgili bu ayın 4'ünde yayınladığı bir genelge var. Bu genelgenin hemen başta şöyle birkaç maddesini hızlı bir şekilde geçmek istiyorum. Bu daha çok bizim gibi av bayilerini ilgilendiren, aynı zamanda imalat, ithalat üretimini yapan, ihracatını yapan firmalar da ilgilendiren bir husustu. Özellikle de av bayilerini bu konuda çok yoran bir husustu. İşte av fişeklerinin şehirler arasında nakliyle alakalı bir olay. Tabii ki burada ihracatçı, ithalatçı, imalatçılar da bu konuda müzdaripti. Çünkü elindeki olan ürünü naklini yapamıyor, kargoya veremiyor ve benzeri işlemlerle alakalı bir gelişme oldu. Burada Silah Sanayicileri ve İş Adamları Derneği'nin bu konudaki başarısını da acizane kutluyorum. Buradaki tüzüğün değişmesinde büyük rol oynamışlar. Burada şu geçiyordu. Tüzük 87'ye 120.028 karar sayılı tüzük kapsamında yapılan bir uygulamaydı. Bu tüzüğün, bizim uygulamamız 53. maddesinde geçen bir uygulama. Burada daha önceden belediye sınırları içerisinde ibaresi vardı. Bu belediye sınırları içerisindeki ibareyi genişletip şehirler arasına taşımakla ilgili bir çalışma yapmış Silah Sanayicileri ve İş Adamları Derneği üyeleri. Burada daha sonra yazının sonunda, finaline doğru da şu ibareler var. Bu kapsamda av fişeği üretim ve satış izin belgesiyle satın alma ve satış izin belgesi olanlar için üreten, satış izin belgesi ile bizler ve satın alma ve satış izin belgesi olanlar. Yersiz tüfek barut satabilen av bayileri. Birinci maddede şunu söylemiş. Aynı il sınırları içerisinde veya iller arasında 3500 adedi geçmeyen av fişeği miktarı için taşıma izin belgesi düzenlenmeyecektir. Burada biz örnek veriyorum, ben İstanbul ilinden İzmir iline gidip oradaki üreticiden gidip 3500 adede kadar olanı arabama yükleyip hiçbir izin belgeye tabi olmadan faturam ile kendi dükkanıma İstanbul'a kadar getirip o fişeği yıkabileceğim. Çok güzel. 2. 3500 adedin üstündeki, fazla almak istiyorum, av fişeği taşımalarında naklin başlayacağı il, ilçe, emniyet müdürlüğü ve amirliklerine başvuru yapılarak taşıma izin belgesi düzenlenecektir. 3500'ün üstüne almak istiyorum. 5000, 7000 almak istiyorum. Bununla ilgili ilçe emniyet müdürlüğü, il emniyet müdürlüğü amirliklerine gidip silah taşıma izin belgesi alırsam 3500'ün üstündeki fişek miktarımı da farklı bir şehirden bulunduğum şehre getirebileceğim. Hiçbir izin belgesine tabi olmayacağım. Sadece emniyet birimi tarafından bu konuda bana nakil belgesi verilecek. 3. Av fişeklerinin taşınmasını yapacak araçlardan miktar gözetmeksizin uygunluk belgesi ve taşıt uygunluk belgesi istenmeyecektir. Yani benim aracımın standartlara uyup uymadığı, ADR uygunluk belgesi deniliyor bu belgeye. Bu belgeye uyup uymadığının hiçbir önemi yok. Yeter ki ben bu satış izin belgesi, satın alma ve satış izin belgesi sahibi olayım. Bu benim için yeterli. Ben A ilinden B iline veya ilçeden illere hiçbir izne tabi olmadan ve herhangi bir aracım ile fişeklerimi alıp bulunduğum ile getirebileceğim. Çok güzel bir şey. Bu gerçekten güzel bir çalışma olmuş. Bu konuda emeği geçen devlet büyüklerimiz olsun. Yine Silah Sanayicileri ve İş Adamları Derneği'ne teşekkür etmek istiyorum. Daha iyi gelişmelere aslında biz layıkız. Hem bayiler olarak hem de bu işi yapanlar olarak. İnşallah güzel yerlere de gideceğiz. Makine kimyadan da farklı adımlar da bekliyoruz. Makine kimya artık tek başına tekel olmaktan çıkıp AŞ yapısıyla bizim gibi bayileri lütfen biraz daha güzel kullansın.
En önemlisi ithal fişek fiyatlarında bize de yardımcı olsun. Ondan sonra bir de ben kendi dükkanımda artık şu makine kimyasal kurumunun silahlarını sergileyebileyim. Müşterilerle buluşturabileyim. Satabilirim. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Gelişmeleri hep beraber takip edelim. Beraber büyüyelim. Videolarımıza beğenirseniz ne mutlu bana. Saygılar sunuyorum.